Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde uzunluk konusundaki test altının çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Çemberin dışındaki bir A noktasından bu çembere çizilen teğet doğrularının değme noktaları B ve C olsun. Hemen bir tane çember çizelim arkadaşlar şöyle. Şöyle bir çember çizdik bakalım ne diyor soru. Şimdi dışındaki bir noktadan diyor bir tane şey çiz diyor şimdi. A noktasından bu çembere çizilen teğet doğrularının değme noktaları B ve C olsun. A noktası burası olsun. Buradan bir teğet çizdin. Buradan da bir teğet çizdin. İşte buradan çizdiğin teğet noktaları da B ve C olsun diyor. Dışarıdaki noktamız da A noktası. Ali Bey uzunluğunu 1 vermiş. BAC açısı 120 derece. Evet pek 120'ye benzemedi ama idare ediverin. Olduğuna göre A noktasının çembere uzaklığı en kısa uzaklığı daha doğrusu kaç santimetredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bir noktanın çember en kısa uzaklığı dediği zaman ne yaparsın? Tam merkezden geçirsin. Tam merkezden geçtiği zaman en kısa yer işte burasıdır arkadaşım. Ee, burası çemberin merkezi ise bu teğet teğet olunca merkezden geçince açı ortay olmuyor muydu? Oluyordu. Merkez varsa teğet varsa çektik. Merkez varsa teğet varsa çektik. Bizden de şuradaki parça isteniliyor. Arkadaşlar şuraya R'ye diyelim. Bu arada burada ne çıktı? Bir 30-60-90 üçgen çıktı. 30'un karşısı 1 60ın karşısı nedir? Köküştür. 90'ın karşısı nedir? 90'ın karşısı da 30'un karşısındakinin 2 katıdır. Yani 2 eşittir. E hocam bu yarıçap olduğu için burası da köküç oldu mu? Bu da yarıçap. Evet. Bizden şu uzunluk isteniyor. Bu uzunlukta ne oldu? Tamam 2 olduğundan buraya da 2 eksi köküç kaldı arkadaşlar. O zaman cevabımız Edremit yaptı arkadaşlar. Dikdörtgen şeklindeki bir düzenekte O noktasına bağlı olan sarkaç D noktasına teğet iken serbest bırakılarak D noktasına teğet iken serbest bırakılmış. Şöyle şuraya kadar gelmiş. Ve bu bu şekil bir dikdörtgenmiş. Şimdi gençler bu bir dikdörtgen değil mi? Şurası kaç? 13. Tam burası da 13 değil mi arkadaşlar? Niye? Çünkü tam burası teğet noktası. Teğet noktası olduğundan 90. E hocam burası da 90. E 90 burası da 90 90 90 burası da 90 olur. Dikdörtgen 13 ise burası 13 oldu. Yarıçap uzunluğunu kaç bulduk? 13 bulduk. E hocam yarıçap 13 al sana yarıçap bu da 13 5 13 ne üçgeni 12 E hocam bu da yarıçap 13 bizden ne isteniyor dikdörtgen alanı her şey bulunmuş zaten E hocam burası 13 ken burası 25 bizden dikdörtgen alanı yani 25 ile 13'ün çarpımı isteniyor 3 kere 5 15 3 kere 2 6 75 burası da 25 Topladığımız topladığımızdan 325 mi yapıyor arkadaşlar evet cevabımız böylelikle C Han çıktı. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir geometrik çizim yapılıyor. O merkezli AB çaplı bir çember çiziniz. Hemen O merkezli AB çaplı bir çember çiziyorum arkadaşlar. Şöyle şıkları da içine alsın. Fark etmez büyük olsun. Biraz daha rahat bir şekilde görün. Evet O merkezli bir çember arkadaşlar bu. Sonra de, diyor ki K merkezli OB çaplı OB çaplı başka bir çember çiziniz. Arkadaşlar bu neydi bizim AB çaplı çemberimiz değil miydi? Evet. Şunları yazmazsak sonradan sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Burası da O ya. Sonra da diyor ki OB çaplı ve K merkezli. K merkezli OB çaplı bir çember daha çiziniz diyor. Çizelim arkadaşlar. İşte o çemberimiz de bizim şu şekilde olmak zorunda mı? Evet. Sonra diyor ki A noktasından OB çaplı çembere bir teğet çiziniz ve teğetin değme noktasına C diyiniz. Hadi bakalım şuradan bir teğet çizdik ve teğetin değme noktasına da C dedik. Şurası C noktasıymış. AC uzunluğu 4 kök ki. Şurası 4 kök 2. Ve Kenan Bey uzunluğu x olsun. Hocam bu x. Yarı çap uzunluğu değil mi bunun? Yarı çap uzunluğu x. E x. O merkezinin yarıçapı 2x mi oldu? O zaman burası da 2x. Merkez var. Teğet var. Çek dik yapsak. Hocam bu da yarı çap x. E arkadaşlar artık ne yapacağız? Şuradaki dik üçgen var mı? Var. Pisagor bağıntısı yapacağız. Dik üçgenin bir kenarı 3x. Hocam 3x'in karesi eşittir. X ve 4 kökünün kareleri toplamı. X'in karesi artı 4 kökkinin karesi diyeceğiz. 9 X kare eşittir. X kare artı 16 32. 8 X kare eşittir 32'den. X kare buradan 4'e eşit oldu. Ve X de buradan kaça eşit oldu? 2'ye eşit oldu. Zaten bizden X isteniyor. Dolayısıyla cevabımız denizli çıktı arkadaşlar. Yukarıda verilenlere göre CDX kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar ilk aklıma şey geliyor. Merkez var, teyit var, çek, dik yapsam. Ama 12'den bağımsız bir iş yapmış oluyorum. O zaman ikisi de kullanamıyorum. Başka bir şey düşünmeliyim. Genel itibariyle bakalım. Genel itibariyle baktığımız zaman burada bir dik yamuk var değil mi? E, dik yamukta insan olan ne yapardı? Dik dörtgen oluşturdu. Hocam şöyle dik dörtgen. Hatta aa, o tam buraya denk gelir arkadaşlar. Niye? Çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Buradan çizdiğin dik buraya gelir. Çapı gören çevre açı 90 derece olduğundan. E 12, 20. Ne üçgen arkadaşlar? 12, 16, 20 üçgenden burası 16 çıktı mı çıktı. Hatta x'e karşı tarafta nedir? Dik dörtgenden dolayı x'tir. Peki ne yapacağız hocam? Bir şey yapamıyoruz. Bak yamuktaki özelliği kullandık. Şimdi de şeyi kullanalım. Şurası merkez. Yarı kaç arkadaşlar? 10, 10. E burada merkez varsa, teğet varsa çek, dik yapsak. Hocam 90 derece. E burası da 90 dereceydi. 90, 90, 90 sa burası da 90 oldu. O, hocam yarıçap çap 10. Dikdörtgenden dolayı x ise burası da x oldu. E hocam burada da bir 10, 10. E, şurası da 90 derece. Bir orta taban çıktı mı gençler? Çıktı. Paralellik var. Ay, her ikisi de aynı doğruya dik. Ort taban. Ya da hocam merkez kiriş çektik oldu. Bu 16 ise bunlar 8 8 oldu. E hocam 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgeni. Ben ort tabandan dolayı 6 diyecektim ama burada 8 8 çıkınca 6 8 10 daha kolay oldu. Oradan 6'yı gösterdim. E bizim yarıçapımız en önemli silahımız değil miydi zaten çemberde? Evet. Yarıçapımız 10. E hocam burası da 10. X artı 6 eşittir 10 sa. X'i buradan kaç buluruz? 4 buluruz. Cevap Ceyhan. İki çember teğet verilmiş ve BCD x açısı isteniliyor. Ne yapacağız? Merkez varsa teğet varsa çek dik. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Hocam burası da dik ve yarı çap uzunluğu 4 ise burası da 4. Bunun yarı çapı 12 verilmiş. Hocam burası da 12 ve burası da dik. E ne yapacağız hocam? E yapacak abla belli kardeşim. Bak burada dik yamuk var. E dik yamukta insan olan ne yaparsa sen de onu yapacaksın. Hadi yapalım bir insanlık. Ne yapıyorsun? Dikdörtgen. Hop şöyle dikdörtgen oluşturduğumuzda. 4 ise burası da 4'tür. Ee, burası dörtgen eyvallah bunu yazdık. E, tamamı 12 idi. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşım? 8 kaldı. E hocam şu uzunluk 16 Pisagor yapalım. Hatta yapmamıza gerek kalmadı. Zaten bizden de açı isteniyor. Bak özel bir açı var demek ki. 90'ın karşısı 16 iken hangi açının karşısı 8'dir? 30'un hocam. 30 90 sa burası da 60 yapar. Açı isteniyor bizden. 60 sa gördüğü yay nedir arkadaşlar? Hocam merkez açıdan dolayı 60. E bu da çevre açı. X de kaç yapacaktır o zaman? 30 derece yapacaktır. Yani cevap Denizli. ABCD karesinin o merkezi çemberi EFG H noktalarında çembere T etmiş. Tamam. Çevreler oran isteniyor. iki tane karenin arkadaşlar. Değil mi? ABCD bir kareymiş. E, PRST de bir kareymiş. Tamam. Arkadaşlar burada merkez varsa kiriş varsa çek dik yapsak. Hocam AA diye kes parçaya bölsün. Merkez varsa kiriş varsa çek dik yapsak. Hocam bu da kare olduğundan dolayı AA. En etkili silahımız yarı çapta. Aynı zamanda burada dikdörtgen oluştu. A ise A hatta kare oluştu. A ise A. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. AA ise burası da A kök kim oldu? Evet. Arkadaşlar. Büyük çemberin yarı çapı ne? A kökü. Hmm. Madem A kökü. Büyük çemberin yarı çapı. Merkez T'ye çek dik yapsak buradan. Şöyle yarıçap A kök mü? Evet burası A kök ki. Hocam merkez T'ye çektik yapsak şuradan. Yarıçap A kök ki. E o zaman burası A kök ki ise burası da A kök ki. A kök ki ise burası da A kök ki. Hatta merkez T'ye çektikten burası da A kök olacak mı? Evet. Şimdi bizden çevreleri oran isteniyor. Çevre A, B, baksanız. 2 kök A'dan kaç tane var? 4 tane var. Bölü çevre P, R, S, baksanız. 2 A'dan kaç tane var? 4 tane var. 4'ler gitti. 2'ler gitti. A'lar gitti. Cevap ne yaptı o zaman arkadaşlar? köklü yaptı. Yani cevabımız Balıkesir oldu. Arkadaşlar buzdolabına şöyle bir şey konmuş. Bunun da önden görünümü şu şekilde verilmiş. Konulduğu yerdeki durum bu şekildeymiş. Buna göre diyor bizden x isteniyor. Yani dairenin yarıçapı isteniyor. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Tabii ki merkez varsa teğet varsa çek dik. Hocam yarıçap x. Merkez varsa teğet varsa çek dik. Hocam yarıçap x. Hocam burası da 90 ya. E burası da 90 olur. X ise burası da x olur. Burası da x olur. Hocam tamamı 9'du. Buraya 9 eksi x kaldı. E bizim yapacağımız iş en güzel ek çizim yarı çaptı. Buradaki 2'yi de kullanmam lazım. Al sana yarı çap. Bu da x. Burada dik yamuk çıktı mı çıktı. Dik yamukta insan olan ne yapar? Hop şöyle dik dörtgen oluşturur. Hocam 2 ise 2 yapar. Buraya x eksi 2 kaldı. 9 eksi x ise burası da 9 eksi x yaptı. Pisagor. x'in karesi eşittir. x eksi 2'nin karesi artı 9 eksi x'in karesi diyeceğim. İşlem 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 yapacağım. X'i bulacağım. Valla ben hissederim. Şıklara bakarım. 2 kök, 2 kök 5 koysam çıkmaz gibi. 5 koysam 5 koyduğumda 9 eksi 5 4. 5 eksi 2 de 3 yapıyor. 3 4 5 sağlanıyor arkadaşlar. X buradan 5 çıktı. Yani cevap balık isiri yaptı. Buradan da açıp çarpanlara ayırmadan da yapabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Aa ben hissederim. Hissedemediğim sorularda da şıkka bakarım böyle. Özel üçgen varsa. En azından deneyelim kardeşim. Siz de deneyin. işinize yarar. ÖSYM'de zaten bu soruları böyle hissetmeli soruları da soruyor. Biliyorsunuz. Özel kalıp üzerine oturttukları için. Tamam. Evet cevap Balıkesir. esir. 30 derece verilmiş. 6 kök 3 verilmiş. Buradaki çap uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. Dikkat ederseniz burada bir 6 kök 3 verilmiş. Ben bu 6 kök kullanmak zorundayım. Ve şurada da bu çizilmiş. Arkadaşlar yapacağımız hamle belli. O zaman şurada bir üçgen oluşturacağız. Yapacak bir şey var mı? Yok. Bazı arkadaşlarınız biliyor hocam bu yayların toplamı direkt 180 diyor. Oradan bir çözüm yöntemi falan arıyor ama biz bunu da ispatlayalım tabii ki. Açı verilmiş ya açıyla da ilgili hamle yapacağım belli. Hocam burası 30 ise gördüğü yay 60. 60 ise buraya kaç kaldı? 120 kaldı. E hocam burada ne yapacağız? Açıyla ilgili bir şey var ya açıyla ilgili düşünmeliyim. İki çember birbirine değdiği zaman ne yapıyorduk? Ortak teğet çizmeye muyduk? Çiziyorduk. E o zaman şurada bir ortak teğet çizelim. Ortak teğet çizdiğin zaman hocam şu teğet şu teğet. Bakın ortak teğet çizdim. Teğet teğet. Hocam bu da teğet bu da teğet. Aa burası değişir. Ne çıktı? Muhteşem şu çıktı. Burası 90 derece diyebiliriz. Ya da işte 120 ise teğet kiriş açılardan da gidebiliriz. Bak 90'ı yaz kabul et. 120 ise teğet kiriş açıdan burası 60 çıkar hocam. E, x kenarlıktan burası da 60 çıkar hocam. E, sonra burası da 60 çıktı. E, bu açılar da eşit ve toplamları da 60 ise bunlar da 30-30 oldu. O yüzden dolayı da 90 derece çıktı da diyebiliriz. Neyse her şey çıktı burada meydana. 6 köküse 3 kökü falan filan. Arkadaşım 90'ın karşısı 6 köküçse 30, 60, 90 üçgeni çıktı. 90'ın karşısı 6 köküçse 30'un karşısı yarısı 3 köküçtür. E burası da ne olacaktır? 3 kök köküç katından dolayı 9 olacak. A benden bu çemberin çapı isteniyor. Ne yapacağız? Valla 30'sa gördüğü yay burası 60 mı? 60. İster merkez çiz ister yarı çap çiz. Hiç fark etmez. Ee, pardon. istersen çapı gören çevre açı 90 dereceden yap şuradan. İstersen buradan merkez burasıysa merkezden şuraya tt bir dik çiz. Merkez teğet çektik yapınca. Hocam burası da 90 buraya ne kaldı? 60. Bu da yarıçap Bu da yarıçap Bu da yarıçap çap. Aa hocam. Burası 60 ise burası da 60 oldu mu oldu? 60 60 ise burası da 60 oldu. E burada bir eşkenar üçgen çıktı. O zaman R kaç oldu arkadaşlar? 9 oldu ama bizden X 2 R isteniyor. Ye R yerine 9 yazarsak X de buradan kaç çıkar? 18 çıkar arkadaşlar. Yani böylelikle cevap Akçay o çeyrek çemberin merkezi. OD çaplı yarım çember. O noktasında teğet. Evet arkadaşlar. O noktasında teğet. -t. Şurası teğetmiş. Tamam. Yani buranın teğetse burası 90 derece diyor. Değil mi? OD çaplı yarım çember. O noktasında teğet. Tamam. Bir sıkıntı yok bunda. Şunlar birbirine paralel verilmiş. Hocam benim şuraya yoğunlaşmam lazım öncelikle. Sayılar burada. 1 ve 4 var. Nasıl yapabilirim? Merkez giriş çektik yapsam. Hayır. Hop. Bu çap olduğundan dolayı şurası. Çapı gören çevre açı 90 derece mantıklı mı? Mantıklı. Ve burada h kare eşittir 1 çarpı 4'ten h kare 4'ten h'ı buradan 2 bulduk? Evet. h 2 çıktı arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Şunların paralelliğini boşu boşuna vermemiştir bize. Aa hocam büyük çemberde aslında bir kiriş. Merkez kiriş çektik yapsam mı? Ki yapacağız da arkadaş bunun devamı zaten buraya dik olur. Niye? Şunlar paralel ya. 90 ise yöndeşlikten dolayı burası 90'dır. E o zaman burada merkezden kirişe dik çizmiş oldum. Kirişi de iki eş parçaya böldüm arkadaşlar. Böldü. 90 derece. Bizden a'ya x isteniyor. 1 2 ise burası nedir arkadaşlarım? Kök 5'tir. E arkadaşlar burada ne var? Hocam şununla şu birbirine paralel. Alfabetadan da yapabilirsiniz ama gerek yok. Şunlar paralel. E burada 1'e 4 var. E burada bir temel orantı var. Yani kök 5 bölü kök 5 artı x eşittir. Direkt nedir? 1 bölü 4'e eşittir arkadaşlar. İşler dişler yapalım. 4 kök 5 eşittir. Kök 5 artı x'ten x buradan ne geliyor? 3 kök 5 geliyor gençler. Yani cevabımız böylelikle edremit yaptı. Yukarıda verilenlere göre AH kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bu teğet bu teğet. Aslında bu teğet teğet uzunlukları birbirine eşit midir? Eşittir. Adam sana bu boşuna 90 vermez burayı. Bak ikiz kenarda çizilen yükseklik konumunda oldu. O zaman bu ne olacak? Açı ortay olacak. A hocam teğet teğet açı ortay olduğunda bu da iki eş parçaya böldü mü? Böldü. Şunlar da birbirine eşit oldu. Yani X'e x. E hocam buradan çizilen dik iki eş parçaya bölmüşse merkez kesinlikle, kesinlikle buradadır. Ya da hocam bu teğet teğet ya açı ortay doğrusu merkezden geçmiyor muydu? Evet o zaman bu doğrunun üstündedir. Yani bizim merkezimiz kesinlikle ama kesinlikle buradadır. E merkez var teğet var. Çek dik yapsak olay bitti. Olay bitti ama bir şeyleri yazmazsan bitmez. Yarı çap uzunluğu çok önemliydi. Bak şuraya bir A dersen. Hocam burası A iken yarı çap uzunluğu A artı 2 oldu. Bak burası da A artı 2. Bitti gitti şimdi değil mi aslında? Dikdendik çizim şöklete. Şuna ait öklet uygularsam bunun karesi bu çarpı tamamı değil mi? Evet a artı 2'nin karesi eşittir. A çarpı a artı 8 diyeceğiz arkadaşlar. A kare artı 4 a artı 4 eşittir. A kare artı 8 a olduğundan dolayı a kareler nanay. E, ee, buradan 4 a 4 eşittir. 4 a yaptı. A'yı da buradan kaç bulduk? 1 bulduk. A 1. Hocam burası 1 ise burası kaç yaptı? 3 mü yaptı? Evet. E burada bir Pisagor bağıntısı olayı bitirir. Hocam x'in karesi artı 1'in karesi eşittir 3'ün karesi olduğundan x kare buradan 8 olacağından x de buradan kök 8'dir. Kök 8 de nedir arkadaşlar? 2 kök 2'dir. Yani cevap akçay çıktı. Dar açılı bir ABC üçgeni ve bu üçgenin çevrel çemberini çiziniz. Evet öncelikle ben bir çevrel çemberi çizeyim. Daha rahat olsun işim arkadaşlar. Şöyle pratik olsun. Yoksa çemberi çizerken sıkıntı yaşıyorum. Hemen bir ABC üçgeni, dar açılı bir ABC üçgenini şöyle çizdim arkadaşlar. Dar açılı olması çemberin içinde olması anlamına geliyor merkezinin. Peki ABC'leri yazalım mı yazalım? ABC'leri yazdık. A köşesinden çizilen açıortay BC'yi D çemberi ise E noktasında kesiyor. Arkadaşlar buradan çizilen açıortay şurada BC'yi D noktasında kesiyormuş. Burayı da E noktasında kesiyormuş. Şuraya da bir E noktası yazalım mı arkadaşlar? Yazalım. Sonra B ile E noktasını birleştirdiniz. B ile E noktasını birleştirdiniz. Çok kibarlar maşallah birleştirdik. BE uzunluğu 6'ymış Burası. Sonra AD uzunluğu 5'miş. Burası. Ve bizden ne isteniyor? DE uzunluğu x isteniyor arkadaşlar. Ve bu arada bu ne doğrusuydu? Açı ortay doğrusuydu. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Vallahi yapacağız. Adam sana açı ortayı demiş. Açı ortayı nasıl kullanacaksın? Hocam açı orta işte kollar oran tabanlar oranı. Ne kollar var ne tabanlar var. E açı ortayı başka nasıl kullanırsın o zaman? Açıları dalmaktan başka çare yok. Dal açıya alfa alfa. E hocam alfa ise gördüğü yay 2 alfa. Alfa ise gördüğü yay 2 alfa. A 2 alfayı gören burası da var alfa. A birer açılara eşit olan üçgenler çıktı. Ne oluyordu? Hatırlayın. Sıkıştığınız an ne diyorduk? Üçgen. Açılarla ilgili bir şeyler geldiği zaman benzerlik. Bak birer açılara eşit olan üçgen. Hatta karalıyorum şurayı. Bakın şu üçgen ile büyük üçgende. Şu üçgen ile büyük üçgende. Büyük üçgende şöyle göstereyim gençler. Mavi ile gösteriyorum. Şu mavi üçgene dikkat edin arkadaşlar. Sarı üçgenle büyük mavi üçgende birer açıları eşit. Ortak açı var mı diye bakarız. Var mı? Var tabii ki. Bak burası. E alfa karaladığım 3. açı çift çizgi ise büyük mavi üçgende de alfa karaladığım 3. açı kesinlikle ama kesinlikle çift çizgi midir arkadaşlar? Evet. E o zaman şurası da çift çizgi diye şöyle gösterelim isterseniz. Benzerliği uygulayacağız. Alfanın karşısı x'in. Alfanın karşısı 6'ya oranı. E, burada çift çizginin karşısı var. 6'nın küçükte büyükte çift çizginin karşısı 5 artı x oranı. Zaten uzunlukta sıkıştığınız zaman e, uzunlukta ne yapıyorsunuz? Dik üçgen. Olmadı kuvvet. Olmadı benzerlik. Benzerlik içinde açıya da alacağımızı da zaten söylemiştik. İşler dışlar. Buradan e, x, 5x artı x kare 5x artı x kare eşittir 36 yaptı. Valla 4 kere 9 aslında ya. Neyse bu sefer çarpanları ayırmadan yapalım. x kare artı 5x eksi 36 eşittir 0 değil mi? Evet. Hocam 4'e 9 dersek ee, bu artı 5 yapacak. Eksi 4 artı 9 dersem çarpımları bunu toplamları da artı 5'i verdi. Buradan ne geliyor o zaman arkadaşlar? X eksi 4 çarpı x artı 9 eşittir 0 yaptı. Bu 0'a eşitse x 4 gelir. Bu 0'a eşitse x eksi 9 gelir. Eksi 9 olamayacağından cevabımız kaç yaptı o zaman? 4 yaptı. Yani cevap Cihan.